Çok fedakar amcasına. Evini barkını akrabalarına bıraktın. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez oğlum. Hadi hayırlısı abi. Ne demişler, komşuda pişer bize de düşer. Abin çok para bıraktı galiba. Sağ olsun. Tonla para ve taş gibi bir kadın. Nazlı, köy güzeli. Açılmamış bir gonca gül. Günaydın yenge. Hoş gelmişsin. Çocuklar hastaneye gittiler. Beklerim. Müjdemi onlar da duysun. Hayırdır? Allah garibanı görürmüş. Kelepir bir ev buldum. Kutu gibi. İki odalı, salon falan. Kaçırmaya gelmez. Bilmem ki. Emrah'ın aklı çoktur. Gelince konuşalım daha iyi. Konuşuruz. Durup durup bozuluyorum şu abime. Nasıl yapar ya? Nasıl aldatır seni? Hem namuslu hem güzel karısı varken elin gavurundan nasıl çocuk yapar? Yaramı deşme Şehmuz. Çok kahırlandım. Arabanın içinde o Alman kadını görünce dünya başıma yıkıldı. Senden güzel olsa bari. Eline su dökemez be. Dünya güzelisin sen. Aman Şehmuz, güzellik mi kalmış bende? Aynaya bak da gör. Çocuklardır. Ben açarım. Hoş geldin amca. Sen de hoş geldin. Yoncamız nasıl? Çok iyi. Hepinize selam söyledi. Yonca seni öpmemi istedi anne. Güzel kızım benim. Evi onun için temizlediğimi söyledin mi? Söylemez miyim hiç? Amcam bir ev bulmuş bize. Sahi mi amca? Elbette. Siz yetimlerin şansına öyle bir ev ki arasan bulunmaz. 12 milyona bitiririz işi. Yani 30 bin mark falan. Sen ne diyorsun anne? Ben cahil kafamla ne derim ki oğlum? Evimizin erkeği sensin. Bu evi alalım anne. Sağ olsun amcam. Baba yarısıyım Emrah. İş tamamdır. Rest. Gördüm kardeş. Babayı da gördüm beyim. Fulas. Esas babayı siz gördünüz karadam. Vay ballı puşt. Güya makas alacaktık, sen makasa geldin bari. Şanssızlık ulan. Sen de çok blöflü oynuyorsun be abi. Sanki milyonersin. Öyleyim ulan. Hem de mark milyoneri.